Kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün bir pazartesi günü, inanılmaz yoğun geçti. Yani şöyle söyleyeyim, online eğitimden sonra ilk yüz yüze olan dersimizde sabah kalktım, derse gittim. Yaklaşık 4 saatlik bir İngilizce dersimiz vardı ve gerçekten 4 saat işlenen bir İngilizce dersi. Aralarda böyle 1-2 kere 10'ar dakikalık ara verilse de fazlasıyla yoğun geçen bir ders. Sonra kızlarla biraz özleşmişiz. Çıktık, bir yemek yedik, kahve içtik. Dedikodular birikmiş. Saat kaç şu an? Telefonumu nereye bıraktım? Saat tam olarak 17.17. Yeni geldim, yurda geri döndüm. Şimdi bir duş alacağım. Yarın da mutfak dersim var. Aslında 12.30 olması lazım. 12.30-1 gibi mutfak dersim başlayacak. Erken grupta değilim. O yüzden biraz rahatım. Ama yine de şimdiden duş almak istiyorum. Biraz rahatlayayım. Sonra zaten 6 gibi akşam yemeği var. Hemen gitmem. 6.30-7 gibi akşam yemeğine giderim. Sonrasında da bugün bilmiyorum ne yaparım. Biraz ders çalışmaya başlamam gerekiyor. Çünkü 3 hafta sonra zaten vizeler başlıyor ama bu dönem, diğer dönem sadece sanırım bir tane böyle proje tarzı bir ödevimiz vardı. Bu sefer hem önümüzdeki hafta pazartesi günü bir quiz tarzında bir sınavımız olacak ve anladığım kadarıyla vizeye de etkisi olacak bir sınav. Ayrıca bir dersim içinde bir sunum değil de bir proje tarzı bir şey hazırlamam gerekiyor. Belirli konular var. Bu konulardan bir tanesini seçip bir sunum dosyası hazırlamam gerekiyor. Ona da bir an önce başlamak istiyorum. Teslim tarihi Mayıs'ta aslında ama tam vize zamanına denk geleceği için şu an yapmazsam o zaman çok araya sıkışacak. O yüzden şimdiden yapıp hazırlayıp hocaya teslim etmek istiyorum. O bir aradan çıksın. Pazartesi olan sınavıma çalışmam gerekiyor. O yüzden böyle bir şeyler birikmesin istiyorum. Yavaş yavaş günü gününe çalışırsam hem benim açımdan çok daha sağlıklı olur, hem sıkışmaz hem de daha rahat ederim diye düşünüyorum. Bir de kafamdaki plan, Kadıköy'de yaşıyorken git gel zaten günlük 3-4 saatin belki yola gidiyordu. O yüzden şimdi biraz daha kendime ayırabileceğim vaktim var. Ders çalışmanın yanı sıra kendimi motive etmek için matımı getirdim buraya. Alanım da var. Diyorum ki bir böyle yaz da geliyor. Yavaştan yoga ya da pilates tarzı böyle bir aylık ya da haftalık, iki haftalık YouTube'da videolar oluyor ya. O tarz bir şeye mi başlasak? Hem motive olmuş oluruz hem havalar ısınıyor böyle yavaştan. Spor yapma enerjim de geliyor. Kışın spor yapmaktan nefret ediyorum. Kışın asla yapmıyorum ama yazın daha bir keyifli oluyor. O yüzden burada bir başlayabiliriz. Hem sınavlar yoğunlaşmadan güzel olur gibi düşünüyorum. Öyle. Şimdilik size de bir açmış olayım dedim. Sabah çekmemiştim derse giderken. Şimdi bir duş alalım, şöyle bir bakımlanalım, bir kendime geleyim. Bugün hava çok soğuktu sabah. Sonra çıktıktan 1-2 saat sonra çok sıcak olmaya başladı falan. Böyle havalar çok yoruyor beni. O yüzden bir duş alıp kendime gelmek istiyorum. Duş alalım, sonra yemek falan yeriz, ders çalışırız. Buraya devam ederiz. Şimdilik öpüyorum sizleri. Bir saniye sonra geliyorum tekrar. Bir de gelirken Migros'a uğradım. Akşam yemeği 6-7 arasında ve çok erken benim için. Ben normalde 9'da 10'da falan yediğim için. Odaya döndükten sonra böyle odalar çok da sıcak olduğu için soğuk bir şeyler içme ihtiyacı duyuyordum. Şöyle Migros'a uğramışken şöyle bir de soğuk kahve aldım. Bunları şimdi şurada bir mini dolabımız var. Küçük ona koyacağım. Bir de atıştırmalık şöyle şunları da alıyordum zaten böyle akşam. Acıkırsam tok tutsun diye bu tarz bir şeyler aldım. Onları da dolaba koyup böyle giriyorum duşa. Duş alıp rahatladım. Çok mutluyum şu an. Sadece yoga matımı bile alıp havlu almayı unutmuşum. Bir de kupa almayı unutmuşum. Onları not ediyorum. Muhtemelen birkaç gün içinde ablamın evine gidip onları oradan toparlayacağım. Neyse, Allah'tan yurt sıcak olduğu için muhtemelen hızlı bir şekilde kurur diye düşünüyorum. Şimdi küçük bir cilt bakımı yapalım. Sonra suyum gitmiş. Aşağıya inip su alalım. Hatta önce su alalım. Çok susadım. Sonra geliriz bir cilt bakımı yaparız. Sonra birazcık ders çalışırız ya da yemeğe giderim direkt. Bilmiyorum. Daha da acıkmadım aslında. Yemeğe en son gideriz. Önce bir su alıp gelelim. Thank you.
size. Çok güzel bir haberim var. Evet, farkındayım. Siz ne kadar fark etmeseniz de pazartesiden perşembeye geçtik. Size en son pazartesi çektim diye hatırlıyorum. Ancak derslerim çok yoğundu falan filan, çekemedim. Ve Kadıköy'e birkaç kez gidip gelmem gerekti. Ama size güzel haberi veriyorum. Şu arkadaşı tanıyorsunuz. Instagram'da bolca benimle olan ve 4000 kişiye ulaşmamda yardımcı olan arkadaş bu arkadaştı. Ama artık yeni bir bebek aramıza katıldı. Bu arkadaş yeni bebeğimiz. Bununla birlikte artık Instagram'da kaçlara ulaşırız bilmiyorum ama önümüzdeki yolculuk boyunca benimle birlikte olacak. Yeni bir telefon alıyorum. Özellikle aldım daha doğrusu. Hala ben bile inanamadım. Bugün gündüz ablamla çıkıp aldık. Sonra yarın dersim olduğu için ben yurda tekrar döndüm. Bugün Ramazan'ın ilk günü ve oruç tutulduğu için de akşam yemek saatleri 6'dan 7'ye çekildi. Ben de zaten koştur koştur geldim. Sonradan 7'ye çekildiğini fark edip biraz daha bekledim yurtta. Yemek yedim şimdi. Bir duşa gireceğim. Pazartesi de bunu diyordum galiba. Aynen. Ha bu arada Instagram'dan takipleşmiyorsak lütfen takipleşelim. Artık çok daha yeni, güzel, kaliteli içerikler geliyor. Takipte kalın orada da. Adresimi bırakıyorum. Duşa girmeden şunu da söyleyeceğim. Şu dünyanın en kötü şeyi, yanlışlıkla rast gelirseniz falan, iğrenç bir şey. Bir de bunlar benim bebeklerim. Ablam aldı. Çok tatlı değil mi? Vazom olmadığı için buna koymak zorunda kaldım. Bence güzel bir çözüm yolu. Çok tatlı oldu. Odam mis gibi kokuyor. Son olarak bunu da göstermek istiyorum. Bunu Instagram'a zaten içerik şeklinde çekeceğim. Ama o kadar güzel bir paketleme yapmışlar ki. Böyle bir kart göndermişler. Çok tatlı değil mi? Ben tabii bunun şeklini biraz bozdum açarken de. Paketlemesi aşırı güzel. Bunu deneyeceğiz birlikte. Instagram'da da paylaşacağım zaten. Muhtemelen çok güzel bir şeydir diye inanıyorum. Bunu da size göstermek istedim. Paketlemesi çok tatlı. Çok hoşuma gitti. Çünkü yanına metre falan koymuşlar böyle. Çok şeker. Günaydın. Okul girişine kargom bırakılmış. Onu almaya gidiyorum. Sabahın 7.15'inde şu an. İlk defa erken uyanmayı başardım. Nasıl başardım bilmiyorum. Ama uyandım yani. Tekrar da uyumadım. Bu daha büyük bir başarı. Yüzüm şu an aşırı şiş. Çünkü 10 saniye falan önce uyandım. Bakalım, umarım kargomu alabilirim. Dün geldiğimde kapalı dediler. 6'yı geçiyordu çünkü galiba. Şimdi bir şansımı deneyeceğim. En azından saatlerini öğrenirim. Ne zaman açıksa o saatte gideriz. Öyle şimdi kargomu almaya gidiyorum. Alabilirsem çok güzel bir kargom var. Size de göstereceğim içeriğini. Beni mutlu edecek bir kargo diye umuyorum. Bakalım göreceğiz. Kargodaki abiler de bu saatte gelmeme bir tık şok olmuş olabilir ama kitabımı aldım. Şimdi açacağım birazdan da. Saat çok erken olduğu için tabii odada uyuyorlar. Dışarıda açmam lazım. Size de gösterebilmek için. Şimdi oturacak bir yer bulacağım kendime. Sonra size göstereceğim ne aldığımı. Okulu ilk defa bu kadar boş görüyor olabilirim. İnsan görmedim daha çıktığından beri kargoca dışında. Daha güzel böyle. Zaten tüm bölümler açılmamış. Ben herkes açıldı sandım ama sadece sanırım uygulamalı bölümler geliyor yüz yüze. Çünkü okul gerçekten çok boş. Sizi sabitleyecek bir yer bulamadım. O yüzden kargomu açtım. Şimdi direkt göstereceğim. Kitap şöyle bir kitap. İçeriğini de şöyle hafiften bir göstereyim. Size bu kitaptan şöyle bahsedeceğim. Ben uzun zamandır bir kitap istiyordum. Ama böyle yemek tarifli değil de daha yemek üzerine daha temel bilgiler. İşte ne nasıl daha iyi yapılır, neyi neyle kullanırsan daha iyi lezzet elde edersin. Aslında bu aşçılıkla alakalı değil de aslında mutfağa zaten herkesin bakınabileceği bir kitap. Aşçılıkla tabii ki alakalı ama hani sadece aşçılık öğrencisi olan birisinin okuması gereken bir kitap değil. Şimdi içeriğine de baktım. Gerçekten mutfak hakkında çok bilgilendirici bir kitap. Böyle bir kitap istiyordum zaten. Temel bilgileri, trikleri öğrenebilmek için. Tam olarak öyle bir başucu kitabı. Bunu zaten bu dönem bir mutfak dersini aldığımız hocamız da önerince birkaç arkadaşıma da sordum. Onlar da güzel olduğunu söyledi. O şekilde aldım. O yüzden böyle bir kitap arayışındaysanız ya da merak ediyorsanız alabilirsiniz. Çünkü genelde bu tarz mutfak kitapları çok pahalıya denk geliyor. Bu fiyat olarak da çok iyi, içerik olarak da çok iyi. Bence bir şans verebilirsiniz. Şimdi kargomu aldım. Odaya döneceğim. Çok ses olmasın diye dışarıda açtım, bir bakayım dedim. Günün devamında çekeceğim.
Odama geldim, kahvaltı yaptım. Arkada Pelinay konuşuyor, bir saniye onu bir kapatalım. Pelinay'ın yeni videosunu izliyordum da. Şimdi kahvaltımı yaptım. Aşağıya indim, kahvaltımı yaptım. Şimdi diyorum ki size, acaba vaktimiz de varken, erken de uyanmışken, bu bir gün böyle başlangıç günü olsa da hem erken uyandık hem de spora başladık mı desek? Nasıl fikir? Cevap bekliyorum. Nasıl fikir? Bence güzel fikir. Ama ben tam şey konusunda kararlı değilim. Spor mu yapmalıyım? Yani böyle pilates gibi bir şey mi yapmalıyım? Yoksa biraz daha böyle yogamsı, daha esnemek amaçlı, esnek bir vücuda sahip olmak amaçlı mı bir şeyler yapmalıyım? Bunun arasına gidip geliyorum. Sanırım YouTube videolarına bakacağım. Hangisi daha sıcak gelirse... Ya aslında şöyle, yoğun bir spor programı tarzı şeyleri çok sevmiyorum. Vücudumla çok böyle alıp veremediğim bir durumum yok. Fazla kilomdur ya da ekstra kilo almam veya vermem gereken bir durum yok. Sadece vücudum daha sıkılaşsın ve hareket olsun hayatımda istiyorum. Spor yapmak hem ruha hem bedene çok iyi geliyor. Yaptığım dönemlerden biliyorum. O yüzden hayatıma hareket katmak ve spor yapıyor olmak bir tık amacım. O yüzden de sanki böyle yoğun, hareketli bir şeydense yogamsı bir şey daha mı mantıklı gelir? Hem ruhuma daha iyi mi gelir acaba? Gibi bir düşüncem de var. Birkaç YouTube videosu bakacağım. Şimdi neden YouTube'dan bakıyorum? Bu arada bildiğiniz güzel bir uygulama varsa telefon üzerinden takip edebileceğim böyle düzenli aylık programlar falan, onu da önerirseniz öyle bir şey de yapabilirim. Şimdilik YouTube'dan başlayacağım çünkü YouTube'da genelde böyle aylık sıralı videolar oluyor ya, onlardan yapmak istiyorum. Yani kendim program oluşturamam, şimdi olan bir programa uymak istiyorum. Yani yeni başlayanlar için yoga falan. Böyle bir şey mi başlasak? Sabah yogası. Emin değilim. Şimdi benim de sırtım belim falan çok ağrıyor ve mutfak derslerimiz olduğunda özellikle 4 saat falan ayakta kalıyoruz. Full ayakta kalıyoruz. Ve o da benim daha çok belimi ve sırtımın ağrımasına sebep oluyor. Bu arada videonun zaten son kısmını çekiyor olabilirim, belki bilmiyorum. Hareketleri, yaptığım hareketleri olduğu gibi koyacağım. Yani uzun değil ama her hareketi koyacağım. O hareketleri merak etmiyorsanız hızlı geçersiniz burayı. Yapmak isteyenler varsa en azından part part hangi hareketleri yapacağını da görmüş olursun. Yaptığım videoyu da sizinle paylaşırım en sonunda, hangisine karar verirsem. Bence ilk günden zorlamayalım. Bir tane şu kızı seviyorum zaten. Yeni başlayanlar için 10 dakikalık sabah yogası. Mis. 10 dakikayla bir başlayalım. Pilates falan istemiyorum. Ben o kadar kendimi yoramam. Odalar zaten çok sıcak. Hiç öyle bir şey yapamam. Sabah yogası yapalım. Nasıl fikir? Saat kaç? Saat 9.50. Tam sabah yogası. Ben matımı seriyorum artık. Bu mat buraya boşuna gelmedi. Hemen kullanıyoruz. Açıyorum matımı. Orta yere. Matımı serdim. Görmek ister misiniz? Evet, yoga alanımız. Güneşimiz buradan doğuyor, ne kadar göremeseniz de. Burada açacağım şimdi ve başlıyorum. Sizi de şurayı bir yere sabitleyeyim. Burada da soğuk kahvem var bu arada. Az önce açmıştım kahvaltıdan önce. Bunları çok seviyorum. Çok tatlı, çok güzel oluyor. Çok sevmedim. Buna geçtik. Bunun da ismini göstereyim size. Ama şunu fark ettim ki sanırım çok da yoga yapmak istemiyorum. Bu kadar sakinlik, ne bileyim, hoşuma gitmedi. Şu anki moduma uygun değil en azından. Şu anki moduma uygun değil. O yüzden biraz daha yoğun bir şeyler yapmam lazım ama bugün zaten yoruldum. İlk gün için 10-15 dakika gayet yeterli. Şimdi birazcık dinleneceğim. Çok yoruldum. 10 dakika yoga yap. Çok yoruldum. Neyse, kullanmış olduk bu arkadaşı. Mutluyum. Evet arkadaşlar, bugünkü vlogumuzun da sonuna geldik. Ben şimdi bunu kurgulayacağım. Normalde bugünü de tamamlarım gibi düşünüyordum. Ama zaten artık gün neredeyse çekilebilecek kısımları bitti sayılır. Mutfak dersim var. Sonra da zaten biraz ders çalışacağım ve gün kapanacak. Yarın ablama kahvaltıya gidiyorum.
O yüzden belki yarın tekrar yeni bir blog başlatırım. Muhtemelen ki başlatırım. Şimdilik bu video bu kadar. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları sevdiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.